Mualla, çıkıyorum ben. Sinan? Sevim Hanım? Kerim Hanım bizi kahvaltıya davet etmişti. Annem bugün yolcu ediyorum da. Senin haberin yok muydu? Vardı. Vardı tabii. Dışarıda kısa bir işim var, onu halledip hemen geri gelecektim ben. Böyle çanta elinde, giyinmiş kuşanmış çıktığına göre herhalde bugün geleceğimizi unuttun güzel gelinim. Neyse, mühim değil. Siz gençlerin kafası hep dalgın. Alışacağız artık böyle şeylere. Keşke hatırlatsaydım sana. Benim valide işte böyle. Her şeyi kafasına takıyor. Ama yapacak bir şey yok. Birkaç saat idare edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elimiz mecbur. Gözlerimiz yolda kaldı vallahi. Sabah erkenden kalkıp ay çöreği yaptırdım. Tam sizin sevdiğiniz gibi Sevim Hanım. Lütfen buyurun. Feride. Neden kala kaldın orada? Soframız hazır, hadi. Buyurun lütfen. İç içime sinmedi. Gene de Feride bu işin içinde olmasa iyi olacaktı. Bir şey yapmayacaksınız ki abi. Bankaya girip kendi hesabınıza bakmak isteyeceksiniz. Tamam, içerideki iş biraz sıkıntılı ama. Gören duyan olursa ne yapacağız? Feride Hakim banka kasasını soyarken yakalandı diye 7 düvel duyarsa? Haklısın. E artık şans biraz da. O şansın pek benden yana olmadı aşikar. Abi bir deneyelim de. Baktın sıkıntı oluyor, bir sorun çıktı. Bırak gel. Sonra başka bir yolunu bulursun. Olmadı tünel kazarız. Bir ay kalır dönerim. Gideyim de kendi elimle gelinlik beğeneyim gelinimi. Bakarsınız ben de Feride'yi kapar gelirim. Beraber hem gezeriz hem düğün alışverişlerimizi yaparız. Ay ne güzel düşündünüz Kerim Hanımcığım. Müsaadenizle. Feride, bir sıkıntı yok değil mi? Yok, ben su içmeye gelmiştim. Sen gelmiyorsun diye annem üzülüyor da biraz. Geliyorum. Gecikti. Gelir gelir. Geç kalmaz kendi dediği gibi. Gelmediğine göre ya vazgeçti ya da bir sıkıntısı var. Dur abi ya, felaket tellalı gibi. Bekleyelim biraz daha. Şuradan simit falan alayım mı, yer misin? İstemem. Şimdi İsviçre'nin en güzel vakitte. Cidden gelebilirseniz ben sizi gezdiririm. Çetin Bey de ziyadesiyle memnun olur. Ben ön ayak olacağım. Tabii Mehmet Sayın Bey'in mesaisine göre. Ama olmadı, biz Feride ile ana kız da geliriz. Anne. Anneme sahip aç, çok geç konuşurum. Dur, otur, otur yerde. Çok merak ettim, aradım. Feride, bu hafta sonu çok güzel bir temsil var. Şan Tiyatrosu'nda. Bizim locada müsait. Beraber gidebiliriz değil mi? Ben bir lavaboya gideyim izninizle. Ayşe git başka yeri temizle. Feridan. Thank you.
gelmiş evladım. Afiyet olsun. Sağ ol. Vakti zamanında bir ahbabınla da gelirdik. Pek çok severdi bu tatlıyı. Yazık ki rahmetli oldu. Öyle mi? Üzüldüm. Ben tuvalete gideceğim anneanne. Peki kızım? Aa, İpek kocaman kızı oldu. Kendi başına gidebilir. Öyle değil mi anneannesi? Peki öyleyse. Bak İpekciğim, tuvalet şurada, ileride. Ağzını da yıka. Keşke hep böyle kalsa. Hep çocuk, her daim mutlu. Mamafi mümkün değil. Tabiatın kanununa aykırı. İpek'i çok seviyorum Emel Hanım. Kendi çocuğum raddesinde bağlıyım. Sırf bu yüzden İpek'i nüfusuma aldırmayı düşünüyorum. Ay siz çok muhterem bir insansınız. Çok merhametli, çok hakkaniyetli. Teveccüh ediniz, teveccüh ediniz. Velakin bir sıkıntım var. Söyleyin, elimden gelen bir şeyse seve seve yardımcı olurum. Zehra'ya sıkılıyorum. Sanki benden gizlediği bir şey var. Yok, hiç sanmam. Zehra size çok düşkün. Sizi hiç incitmek, kırmak istemez ki. Katiyen. Yapmayın Emel Hanım, yapmayın. Haklı olduğumu biliyorsunuz. Zehra'nın benden gizlediği bir sırrı var ve siz de annesi olarak bu sırrı biliyorsunuz. Girelim meselenin hülasasına. Ya bu sırrı bana söylerseniz sayenizde bu yuva kurtulur ya da ben Zehra'yı boşayacağım. Ne diyorsun sen evladım? Keşke dertleriniz bununla bitse. Eski damadınız aftan faydalanmış. Hapisten çıkar çıkmaz da Zehra ile İpek'in peşine düşmüş. Anlayacağınız ben olmasam hiçbirinizin can güvenliği kalmaz. Müdür geldi gelecek. Hadi gidelim, bugün bu iş yeter. Bir şey oldu galiba. Çok istekliydi gelmeye Feride. Vazgeçmiştir belki. Ay, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Geldiniz ya, önemli olan bu. Neyse, banka müdürünün gelmesine çok az kaldı. Siz girin, ben arabayı halleder, burada beklerim sizi. Belki yukarıdadır adam. Merhaba. Ben de size bakıyordum. Dün gelmiştim. Anımsadınız mı? Tabii ki hakim hanım. Bir saniye. Odanıza sonra geleceğim. Görüşürüz. Ben bir kasa odasına girmek istiyorum. Hay hay. Bu bey de mi bizimle gelecek? Ha. Kendisi benim nişanlım olur. Buyurun. Bu nişan hadisesini çok hafife alıyorsunuz hakim hanım. Son zamanlardaki tavrınızdan anladığım bu. Kaç numaralı kasa hatırlıyor musunuz hakim hanım? Maalesef anımsayamıyorum. Müdür bey bir kağıda yazmıştı ama adliyedeki odamda unuttum. Sizin bakma şansınız var mı acaba? İvedilikle bakıyorum. Gidiyorsunuz, ben göremiyorum. Emel aşık, Emel aşık, Emel aşık, Emel aşık. Emel aşık. Melisa kız.
Buldum. Feride Şadoğlu, 117 nolu kasa. Buyurun hakim hanım. Ben hemen dışarıdayım. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Hiç burada değildi. Belki de aldı. Önemi yok artık. Ben sizi yalnız bırakayım. Serra, bu dosya benim sigortam demiyor muydun kızım? Anne, bak, görüyor musun? Ben artık Turgut'un karısıyım. Benim ondan başka garantiye ihtiyacım yok artık anne. Yine de ortadan yok etmesen, bir kenara koysan her ihtimale karşı ne olur ne olmaz. Anne ben bu sabah evlendim. Kocamla aramda gizli saklı hiçbir şey kalsın istemiyorum. Ona itimat etmezsem, ondan bazı şeyleri saklarsam onunla aynı yatağı paylaşamam ki. Ben Turgut'la her şeye en baştan başlayacağım anne. Hayatıma tertemiz bir sayfa açacağım. İnan bana. Tamam. Burada bulamadık. Ama vazgeçmeyeceğiz, devam edeceğiz değil mi aramaya? Değil mi Mahir? Nasıl? Nereye arayacağız Hakim Hanım? Bilmiyorum. Hele şu durumda düşünemiyorum ama bak. Şimdi biz bunu yerine koyalım, buradan bir çıkalım düşünürüz. Olur mu? Thank you.
ne olur sessiz yap şunu bu sefer. Hayır adam geliyor, çabuk. Çabuk. Bir sorun mu vardı Feride Hanım? Hayır, işimiz bitti. Biz de size haber verecektik. Değil mi Feride? Hı hı. Buyurun. Eve girenden çıkandan nasıl haberin olmaz? İnanın gittiğini görmedim Kerim Hanım. Çekil Muala. Bu kifayetsizliğin hesabını sonra vereceksin. Arabası da yok. Nasıl olmuşsa şoför de görmemiş Feride'yi. Acil bir durum mu vuku buldu acaba? Gerçi ne sebeple olursa olsun başını bir uzatıp haber vermeliydi, öyle değil mi ama? Yerden göğe kadar haklısınız Sevim Hanım. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz de müsaade isteyelim. Seni eve bırakıp gazeteye geçeyim ben de. Sırf bu kahvaltı için iştirak edemediğim toplantıma yetişeyim. Teşekkürler İlmir. Müdür geliyor, tanıyor beni. Feride Hanım merhabalar. Merhaba. Bir işim vardı bankada, hallettim gidiyorum şimdi. Buyurun, bir çay mı için? Çok mersi, acele çıkmam gerek. İyi günler. Peki, görüşmek üzere. Ne olur hemen çıkalım buradan. Nerede bu vesikalıklar? Canım Feride'ciğim, bugün odana geldiğimde seni öyle mahzun kederli görünce nasıl bedbaht oldum anlatamam. Müsaade etsen de her derdine deva ben olsam. Gönlümün tek hakimi Feridem. Kalbime sapladığın hançer aşkımın katili olamadı. Bugün bir baş. Bugün bir başkasının kolunda izdivaca niyetlendin. Ah Feridem. Bu vakte kadar böyle acı çekmedim. İnsan başka birini kendisinden daha çok sevemiyormuş. Kalbime sapladığın hançer aşkımın
her şeyimin farkında olabilir. Seni tüm kalbiyle seven Turgut. Sizin bana itimadınız yok galiba. Estağfurullah oğlum. O nasıl kelam? Söyledikleriniz aramızda kalacak. Garanti ediyorum. Lakin siz hala biraz tereddüttesiniz sanki. Yo. Yanlış anladın. Dedim ya bir şey bilmiyorum diye. Daha doğrusu Serra'nın bir sırrı olduğuna inanmıyorum. Hem... ne sırrı olabilir ki? Neticede siz onun kocasısınız. Ah. Yüzündeki huzuru görüyorsunuz değil mi? Keşke hafızanızı biraz daha zorlasanız da İpek'in mutlu dünyası başına yıkılmasa. İnanın herhangi bir malumatım olsaydı seve seve yardımcı olurdum. Tatlı için teşekkürler. Kalkalım mı? Öyle olsun. Sizin bana itimadınız yok anlaşılan ama benim size itimadım tam. Valideciğim. Haberler kötü mü? Yok. Kasa bomboş. Hadi be. Burada değilse nerede? Onu konuşmamız lazım. Nasıl bulacağız? Ne yapacağız? Benim işlerim var. Sizi yalnız bırakmak zorundayım. Tamam. Biz Mahir Bey'le oturup mütalaa ederiz. Sen bana haber verirsin kardeşim. Tamam. Eyvallah. Ben şurada bir yer biliyorum. Yani isterseniz oturup konuşabiliriz. Affedersiniz. Yok sen geç. Yani siz. Estağfurullah buyurun. Teşekkür ederim. İpekciğim doğru banyoya. Elleri yıkamadan çıkmak yok, tamam mı? Anne biz pasta yedik. İpek hadi banyoya, hani çok sıkışmıştın. Anne ben geç kaldım çıkıyorum. Biz de pastaneye gittik, canı tatlı çekmiş, ben de kıramadım. İyi yaptınız anneciğim, ben geç kalıyorum çıkacağım, tamam mı? Serra, sen ağladın mı kızım? Şey anne ben kendimi biraz kırgın hissediyorum. Hasta olacağım galiba. Sen de biraz solgun gibisin, iyi misin? Ben tatlı yedim ya kızım. Şekerim çıktı galiba. Pastane bana hiç iyi gelmedi. Tamam anneciğim, akşam görüşürüz. Tamam kızım. Başka bir arzunuz var mıydı? Sağ ol. Hayır, yok. Yok değil mi? Hanımefendinin olmayabilir ama bu şeker yeterli değil. Ben bir tane daha alayım. Tamam. Tamam, düş kırıklığına uğradık. Ama ben Serra'nın düğmeyi yok ettiğine inanmıyorum. Turgut'un düğmenin peşinde olduğunu öğrendi bence ve daha güvenli bir yer buldu. Biz nasıl bulacağız peki? Herkesten, Turgut'tan bile sakladığı şeyi biz nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Sizin duruşmanız ne zaman? Haftaya. Neden sordunuz?
sizi davadan alırlarsa, ki bunu hiç temenni etmem. Biliyorum. Sizin yerinize gelecek olan hakim hemen görür mü duruşmayı? Evet. Aa, yaralanmışsınız. Bak burası. Şişt, çok kötü olmuş. Kasayı açarken oldu herhalde, hiç fark etmemişim. Şu peçeteyle silelim. Ben bir su tutsam yeter. Feride. Sinan. Ne işin var senin burada? Asıl bunu benim sormam gerek. Senin burada ne işin var? Ne oluyor Feride? Neden evden kaçar gibi gittin? Maksadın neydi? Benim acil bir işim çıktı. Yoksa öyle bırakır mıydım hiç? Neymiş bu iş? Kimle buluştun? Sinan, kızmakta haklısın. Ama bunları sonra konuşsak. İnan hepsinin bir açıklaması var. Feride. Neyse, açıklaman şimdi yap. Bu işte berabersek en azından bana söyleyebilirdin. Ben idare ederdim. Kocaman insanlar. Kimse bir anlam veremedi. Tedirgin oldular. Nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın beni? Süleyman abinin cinayeti hakkında çok önemli bir iz peşindeyim. Sana ancak bu kadarını anlatabilirim. Rica ederim şimdi beni yalnız bırak. Gerçekten nişanlı olmadığımızın farkındayım. Ama en azından ailemizin yanında bir daha bir şeye kalkışırsan bana haber vermelisin. Benim de bir gururum var ve bunu ezmene müsaade edemem. Sana iyi günler. Lavaboya mı bakmıştınız hanımefendi? Yok, benim arkadaşım vardı. Birlikte oturuyorduk, o içeri girmişti. Uzun boylu bey mi? Evet. O gitti. Gitti mi? Sizin misafiriniz uğramıştı ya, o sırada çıkıp gitti. Peki, teşekkürler. Baksana kardeşim. Kusura bakmayın, dalmışım ben. Sokakta yürüyorsun, dalmayacaksın. Orman değil burası, dağdan mı geldin sen? Kardeşim temiz konuş. Zaten canım sıkıntından imandan çıkarma beni. Çıkarsan ne olur lan, sırık! İnsan ol lan. İnsan ol, kimseye dalaşma. Kırayım mı lan kardeşim? Ha? Kırayım mı lan? O
Tamam. Ben ettim, sen etme. Senin makamında ne işin var? Aşk öyle kudretli bir hismiş ki... İnsan başka birisini kendisinden çok sevebiliyormuş. Sana aşık olduğumda anladım bunu Feride. Aklını mı kaçırdın sen? Beni bugün çok kırdın Feride'ciğim. Gözümün içine baka baka bu mesele seni ilgilendirmez de ne demek? Senin hayatına tesir eden her şey beni alakadar eder. Sensin o! Niye sinirlendin? Sahibini bulamayan mektuplar benim elime geçti diye mi sinirlendin? Yapma karıcığım. Mazide kalmış bir mevzu için kavga etmeye... Ne mazisi Turgut? Nişandan bahsediyorsun burada. Ne bunlar? Niye bütün bunları bizim evimizde saklıyorsun? Serdar'cığım bak rica ederim. Neden? Evimizde. Bizim evimizde. Bu kadar mı değersizim senin için? Karıcığım bak. Bitti sanmıştım Turgut. Yepyeni bir hayat kurduk sanmıştım. Her şeye yeniden başladık sanmıştım. Yalan söyledin. Gözümün içine baka baka kandırdın beni. Hep kandırdın. Evlendiğimiz gün bana söz vermiştin. Senden başkası yok demiştin. Aslında hiçbir zaman unutmadın değil mi karşılıksız sevdanı? Suzi hayatımızı tartışacak yer burası değil Serra. Ayrıca saçmalıyorsun. Ben sana katiyen yalan söylemedim. Yalan söylüyorum. Yalan. Kusura bakmayın, böldüm sanırım. Ne münasebet, ne münasebet. Zaten Serra Hanım da mesaisinin başına dönmek üzereydi. Değil mi Serracığım? Kolay gelsin Ümit Bey'ciğim. Serra'ya bakmıştım ama. Ay Serra, ne oldu sana kuzum? Kötü bir haber mi aldınız? Susayım mesele Ümit Bey. Ne oldu şekerim? Endişelendirmesene. Başından beri yalanmış. Her şey yalanmış. Ne Serra, ne yalanmış? Başından beri onu seviyormuş. Evliliğimiz de yalanmış. Ümit Beyciğim, siz işinizden edeceğiz ama biraz müsaade etseniz. Belli ki mühim bir şey var. Turgut'la mı kavga ettiniz? Mesele ne? Feride. Feride. Başka ne olabilir ki? Sözde onu silmişti. Sözde onu unutmuştu. Ama hala ona aşık. Hala ona tutkulu. Günaydın Feride Hanım. Günaydın Ümit Bey. Hayırdır, beni mi bekliyordun? Yok Feride Hanım. Bahar'ı ne kadar arıyorum ya bilseniz. Yani her hali bir başkaydı. Hele iş ahlakı. Hayırdır Ümit abi? Bu Serra Hanım'la yıldızlarımız hiç barışmayacak. Demin odaya geldi ağlayarak. Belli ki bir müşkülü var. Hatta daktilo memuru Zeynep Hanım da içerideydi. Sonra ikisi birlikte olup beni odadan sepetlediler. Yani mesai saatinde hususi hayatın konuşulması görülmüş bir şey mi? Ümit abi, hadi gel odama geçelim, birer kahve içelim. Ne dersin? Her şey tamam Safiye abla. İstediğiniz an çıkabiliriz. Doktor son bir kez muayene edeyim dedi. Bütün gece sandalye tepesinde oturdun. O yetmedi, kağıdı küreğiyle uğraştın. Lafım olur Safiye abla. Vallahi ne kadar tuttu diye sormaya pek yüzüm yok. Yüzümü de yok Safiye abla.
bunları konuşmayacak kadar yakınız zannediyorum. Orası öyle tabii. Sen de evlatlarımdan birisin. Ama biz sana çok yük olduk. Böyle düşünürsen üzülürüm abla. Ne ihtiyacımız olsa biz demeden koşturuyorsun. Allah senin de karşına yüzünü güldürecek birini çıkarsın inşallah. Gidelim mi? Tamam mıymış? Reçeteni falan aldın mı kızım? Aldım. İyi bakalım şunu. Teşekkürler Faruk Efendi. Afiyet olsun Hakim Hanım. Kusura bakmayın Feride Hanım. Bu münasebetsizler yüzünden sizi de meşgul ediyorum ama. Yok rica ederim. Serra ağlıyordu dedin. Ne oldu, kötü bir haber mi almış acaba? Bilmiyorum ki. Ben de sordum. Kusura bakma. Alo. Nihayet Feride Hanım. Bu kaçıncı arayışım? Yerine gelmişsin ama zahmet edip anneni aramadın öyle mi? Tabii kabahatini biliyorsun. Anne, bunu eve geldiğimde konuşuruz olur mu? Şu an çok önemli bir mütalaa yapıyorum. Hoşça kal. Kusura bakma lafım bölündü. Mühim bir mevzu değildi. Annenizle konuşsaydınız. Yo yo mühim değil. Evet Serra diyorduk. Nesi varmış? Ben de tam bilmiyorum ama... Mesele Turgut Bey sanırım. Beni kandırdı. Hala onu seviyor. Benimle evlenmesinin maksadı farklıymış gibi şeyler söylediğine şahit oldum. İstemeyerek tabii. Hoş gelmişsin. Ben de simit almaya kadar gittim İsmet abinin yanına. Yorulmasaydın usta ben hallederim şimdi. Sen yapacağını yapmışsın aslanım zaten. Çırak aldın galiba. Yok usta yok. Çırak değil de eli boşluktan geceleri mesaiye devam ettim. Senin hakkını nasıl ödeyeceğiz Azmi? Bizim yokluğumuzu aratmadığın gibi bir de geceni gündüzüne katıyorsun. Keşke elimden daha fazlası gelse be usta. Keşke. Allah razı olsun. Çaylar geldi. Safiye abla yok mu? Göremedim bugün. Ne Safiye annesi kardeşim ya? Dükkana gelmişsin Safiye anneyi soruyorsun. Evindedir kadıncağız. Hadi kardeşim hadi. Hadi hayırlı işler. Markayı borçlarla alırsın. Ustam. Çayın yanına. Çay kahve. Al bunları. Doğru veznecilere git. Kostas kunduraya. Rafta ne kadar kundura varsa al gel. Akşama kadar fakir fukaraya dağıtalım da sadaka niyetine açığımızı kapatalım. Sen de bunları al. Çocukların nafakasını dağıt. Bunu da Hüsnü'ye ver. Kumarhanenin eksiğini gediğini tamamlasın. Emrim olur abla. Ahmet. İşler niye kesat biliyor musun? Barut. Necdet biraz dağıttı değil mi? Dalyan abim. Yok bilemedim. Ben seneler evvel Rabbime dedim ki sen bana ver... Ben de cimrilik yapmadan dağıtacağım. Beni garibanlıktan kurtar, fakir fukaraya abi yap diye yalvardım. Çok şükür. Ama siz hesabımı şaşırmışsınız.
Ama sağ olsun Necdet kendi yemiş. Çevresine yedirmiş. Asıl ihtiyaç sahiplerini unutmuş. Kusura bakma kardeş, beklettik seni. Alınacak bir ifade vardı, bırakıp gelemedim. Ziyanı yok. De bakalım. Gündüz vakti ne ziyareti? Senin haberin vardır. Dalyan Rıza afla salıverildi. Sevenlerinin gözü aydın diyelim. Orası öyle de... O içeri girdikten sonra işler çok değişti be yılan. Çıraklar kalfa oldu. Kalfalar usta. Bilmem mi kardeş? Bak, senin de namını aldı yürüdü. Necdet gitti, barut geldi. Kıvılcımla yaklaşalım, vay haline. Senin Allah'ına kurban. Eksiği var, fazlası yok. Ama ve lakin sen gel bunu Dalyan Rıza'ya anlat. Beni daha dünkü çocuk sayıyor. Ama ben daha da büyümek istiyorum. Yükselmek istiyorum, namımı yürütmek istiyorum. Hak ettiğim koltuğa oturmak istiyorum, oturacağım da. Ama önümde taş toprak var. En büyük engel de Dalyan Rıza. Musa kes, sadede gel, barut sıkılıyorum. Dalyan Rıza kocadı. Kendi isteğiyle alemden elini ayağını çekeceğini istiyor ki illa gitsin onu biri indirsin. Ben de diyorum ki gel o biz olalım. Ayağının altından yeri öyle bir çekelim ki yılan feneyi şaşsın. Bizim sayemizde Dalyan Rıza dönebilsin. Terazisi şaşmış barut. İhtimal mi bu dediğin ha? Dalyan ki bu alemin bel kemiği. Onu aldık mı düzen de dağılır nizam da. Niye kardeşim, gel yeni nizamı biz kuralım diyorum ben de. Dediğini söylemesi kolay, yapması zor. Her nimetinin de bir külfeti olacak be yılan. Amma ve lakin ben düşündürürüm sana gene de. Ta Vezneciler'den Karaköy'e kadar biz hükmesi. Dalyan'ın mıntıkasına çay bahçeleri, hamamlar, batakhane, hele o kumarhane yok mu bunların alayına bedel? Bebeğin asilzade beyefendisi de oraya ziftlenmeye geliyor. Kasımpaşa'nın ağababası da. Bunların hepsi bizim emrimize amade olsa bir tahayyül etsene. Etme, eyleme barut, boşuna hayal etme. Onca kabadayı varken bize yedirmezler o Nema'yı. Anca Dalyan'ı öldürmek kalır yanına. Artık o kadarını da yaver düşürecek. Biz onun o kadar püsürünü temizliyoruz. O da bu işi halledecek. Hem de seve seve. Dalyan oğlum kolay lokma değil. Kimler geldi, kimler geçti, o çınar gibi dimdik ayakta hala. Alemin yarısı onun gölgesinde soluklanıyor. Bırak indirmeyi, yanına yaklaşmadan usluğumuzu keserler barut. Ben halledeceğim. Sen bana he de, ben halledeceğim. Mıntıkayı da karışırız. Yar yar ya. Kardeş bana. Oo. Orada dur. Sen yola da yeni revan oldun. Bense kaçıncı seferimdeyim. Farzı misal bu işe hedersem... 70'e 30 kırışırız. O da senin güzel hatırın için, anladın mı? Tamam diyor musun yani? Mesdur.
Düşüneceğiz. Enine boyunu ölçeceğiz. Ben neyin altına yattığımı bilmeden uzanmam.